Kargocu, kargolar, barzolar. İşime çok taparım, çılgınlar gibi çalışırım. Yok ki başka bir neşem, bu kadına da aşığım. Bir yolculuğa çıktım. Kargolarım ve ben. Uçak düştü kurtuldum. Adadayız Wilson'la ben. Temalı bu yapımda. Hikayemiz iş cinsel abimizin deli divane gibi taptığı kargoculuk mesleği hayatında nişanlısından önce gelmekte ve konu işi olunca tüm dünya durmaktadır. Evet Tom abi baya kargocu. Kimiz biz? Kargocuyuz. Müşterilerin bizden tek bir beklentisi var. Kargolarını zamanında getirmemiz. Peki biz ne yapıyoruz? Kargoları geldiği halde kapıya geldik yoktunuz yazıp kaçıyoruz. Çünkü şirketimizin sloganı ne? Yurt içinde sürat arası kargonu gel al canısı. İşimizi düzgün yaparsak herkes alır. Nasıl olsa gelecek kargom endişe etmeme gerek yok der. Biz o adrenali müşterilerde hep aktif tutmamız lazım. Bundan 10 yıl önce bir adam spermini kargoladı. Alıcı da almayınca bize kaldı. Ne oldu peki? Bakın büyüdü berkecen oldu. Şimdi bize çalışıyor. Kargolar bize kalacak. Anladınız mı? Bakın bu kargoyu ben Pendik'ten Kadıköy'e kargoladım. İçine de saat koydum. Ne kadar zamanda geldi biliyor musunuz? 87 saat. buçuk gün amına koyayım. Bunu bir hafta yapmamız lazım. Olmaz. Tom abi bu koşturmada evlenme harifesindeki arifesindeki sana da zaman ayırmaya çalışsa da o kadar işine bağlı ki akşamleyin kargo uçağına atlayıp yurt dışına uçuyor. Peki ne oluyor? Uçak düşüyor ama öyle böyle değil. Uzun süredir izlemeyenler mutlaka tekrar izlemeyenler kesinlikle izlesin. Çünkü uçağı hiç dışarıdan göstermeden en başarılı düşüş sahnelerinden bir tanesi olabilir. Gerilim hat safhada. Sonuç olarak uçak düşüyor ve herkes ölüyor. Son. <laughs> şaka şaka. Abi denizin dibini boyluyor. Okyanusun ortasında bir başına göte bela suya inen uçaktan kurtulunca ufacık botta da azgın dalgalarla boğuştuktan sonra uyuyakalıyor. Bir uyanıyor. Ananı satayım. Baya uçak düştü kurtuldum ya la. Tom abi ilk başlarda düşen uçaktan kurtuldum. Adada mı öleceğim amına koyayım deyip kumsala help falan yazıyor. Allah'tan İngilizce de kısa. Yardım edin yasa canı çıkar. Tabi kumsal silip götürüyor yazının yarısını. Help oluyor umarım cenabet değil sindirin kısaltması. Abi işine sadık. Kumsala vuran kargoları topluyor. Kargo. Geldik evde yoktunuz. Geldik adada da yoksunuz. <laughs> Amına koyayım adada kaldım ya. Tabi bu kargoları prensip gereği açmıyor. İlk geceler böyle tırsmalar. Ağaçtan kokonat düşüyor arana avradını deyip sıçrıyor. Ulan elbet kurtuluruz derken uzakta bir ışık görmesin mi? Gemi Gemi! Lan! Buradayım! Gemi! Abi el feneriyle gece adadan dikkat çekmeye çalışıyor. Muhtemelen gemiden şu kadar gözüküyordur. Gemi! Gemi! Buradayım! Alo! Tom abinin gemi görünce gaza gelerek gidiyorum ben diye göt kadar bota binip kürek çekmesi dalgaların ah siktir oradan demesiyle ters tepiyor. Ayrıca ha bununla okyanusta gitmeye çalışmışsın ha bununla. Prensiplerim var. Kargocuyum edalarıyla takılan Tom abi dayanamayarak kargoları açar ve yeni itemleriyle patenden bıçak, fileden balık derken ateş yakmaya karar verir. Tabi her şey Forrest kadar basit değil. Abinin elleri nasıl bağlıyor? Bu ellerle mi? Ateş yakacağım derken eli yarılınca kanlı eliyle topu tutup öfkeyle fırlatıyor. Top da kandan böyle bir iz oluyor. Oğlum bu nasıl bir elizi la? Bu bildiğin göbek. Tabi Tom abi kendine toptan arkadaş yapıyor. Wilson İki el at da ateşi yakak la. Elim mi var la benim? Her şeye de bir laf. Abi ateşi yakıyor ama ateşi ilk bulan adam edalarında danslar ediyor ve kıçı kırık yenge çeteni Nusret'te bonfile edasıyla yiyor. Yapacak bir şey yok. Şartlar çetin. Adı hayatı zor. Adam bir ara çiğ balık yemeye çalıştı oğlum. Yengeçe bayram eder tabi. Bu arada iki buçuk saat süren yapımda bir kişiyle adada geçmesine rağmen bu kadar sürükleyici ve bu kadar akıcı bir iş yapan tüm ekibi saygıyla tekrar anıyoruz. Şimdi Wilson Adadan kaçış planımızı anlatıyorum. Dinliyorum abi. Şimdi önce bir sal yapıyoruz. Harika plan. Sonra o cebeli Tarık Boğazı'nı geçiyoruz derken Konya mal kara altı saat. Ne diyorsun? Çok iyi. Sal olayı çok iyi. Çünkü yüzerek falan da diyebilirdin yani. Sal iyi. Abi ne diyeceğim? Adaya ilk geldiğinde niye sal yapmadın mesela? Kurtarırlar diye bekledim oğlum. Ya biraz fazla beklemedin mi sence de 4 yıl kadar? Anca konuş. İcraat yok. Bir günde iki yengeç avladığınızı görmedik bilsin bey. Topum ben top. İşine gelince topum ben. Ben de topum buna koyayım. Nasıl olsa adadayız. Topum deyince kimse sikemez nasıl olsa. Ne diyeceğim şimdi gidiyoruz ya bir tıraş falan olaydın bari orman kaçkını gibisin. Lan ne tıraş oğlum ya. İnsan göreceğiz ya. Sakalların bu kadar uzadıysa başka ellerini düşünemiyorum. Abimiz ipler, dallar, odunlar, ağaçlar derken salını yapıyor. Kankisini de bağlayıp küreklere asılıyor. Yer yer fırtınalar, koca koca balinalar ki yanında böyle bir şey göreceksin. Hala o bacakların suyun içinde olacak. Bunu göreceğim. 4 defa bacaklarımı yukarı çekmiş. 6 defa da ayakta durmuştum. Wilson? Wilson neredesin? Görmedi görmedi. Ben Wilson. buradayım diyorum. Hacı bu mal Wilson. zaten. Wilson. En sevdiğim çekilmiş. arkadaşım neredesin? Buradan doğru Arjantin'e kafayı soksan tamam. Wilson. Zaten sadece kafam Wilson var. Wilson oradasın. Ne koyayım fark etti ya. Seni kurtarmaya geliyorum dostum. Geliyorum. Gel gel. E ben var gel. Dikkat et bak buralarda da köpek balığı oluyor. Değil mi? İyi gidiyorum ben. Hadi öptüm. Ara beni. Aynen aynen. Odumun manyağı. Abimiz bir gemi tarafından fark edilerek şehre geldiğinde tüm kargo şirketi ve ülke şoka giriyor. Boru değil Tom abi öldü sanıyorlar. Adamın cenazesini yapmışlar. Helvaları yenmiş. Kütükten düşmüş. Tabi eski nişanlısı evlenmiş. Bir de çocuk yapmış. Lakin Tom abi eski Tom abi değil. Ateşe bakıyor. Yatak var yerde yatıyor. Sonunda da Manita zaten evlenmiş diyerek onu salıp hayatta kendi yolunu bulmaya karar veriyor. Kısacası faniymiş hayatım. Nedir bu koşuşturma? Hiçbir kıymeti yokmuş meğer. Anladım yalnız kalınca. Bir ben bir Wilson. Yıllar geçirdim adada. İlk başta niye sal yapmadım? Hay benim kafama temalı. Bu yapım bizim için. Evet arkadaşlar selamlar. Normalde efendim bu paradenin sonunda nasıl geçti habersiz o Güzelim yıllarım adlı şarkıyı ben sözlerini komple değiştirip altında müzik kullanmadan sizlere mükemmel bir şarkı yaptım. Ama gel gelelim fil hakikat bin aleyn Mesam adlı e, musiki bilmem ne topluluğu birliği var. Bilenler bilirler. Araştırıp da bakabilirsiniz Mesam yazınca Google'a. O şarkıya ilk yüklediğimde telif attılar. Katıl üyeleri FF Club katıl üyeleri o versiyonu dinlediler. Hatta şu an hala FF Club Katu o versiyonu dinleyebilirler girip bakıp. Ama telifi şöyle atıyor hani öyle videoyu kaldır şeklinde değil. Bu videodan para kazan ama ben de ortak olayım şeklinde yapıyordu. O yüzden ben size o versiyonu yayınlayamıyorum açıkçası. Katıl üyesi olup ama girip bakabilirsiniz o paradenin sonundaki şarkıya. Çok merak ediyorsanız. Ama normalde atamayacağı bir telif bu arada. Hani altında müzik yok. Sözler komple değişmiş. Yani iki seçenek var telif atması gerektirecek. Birincisi e, ya sadece nasıl geçti habersiz kısmını dinleyip telifi attı. İkincisi beni Tarkan sandı. Evet. Mesam beni Tarkan sandı. Kestevey filminin sahipleri telif atmadı. Mesam attı. Üstelik sözü komple değişmiş. Altında asla müzik kullanılmamış bir esere. Vay be. Abone olmayı unutmayın ne diyeyim. <laughs>